Emin de e -e değilim. Ya yani. yani Serdar çok inişli çıkışlı bir kariyer. Ama çok hırslı, yıpratıcı büyük maçlarda iyi oynayan e, bir oyuncu. E, markaj konusunda çok da çok iyi. Çok kıymetli bir oyuncu ama çok 3 iyi. sene de biraz uzun geldi bana. Yani bir 1 +1 falan gibi mi yapılsaydı. Tam var? yaşı kaç Serdar'ın? Niye yaptılar bir de biliyor musun? eğer boşa çıksaydı Serdar Aziz Beşiktaş'a hemen kaparlar Beşiktaş kapıcı. şimdi yerli stoper. Beşiktaş. Yani ya kaparlar Beşiktaş, Beşiktaş hemen kaparlar. 90 doğumlu. Yaşı da genç yani 90 doğumlu. Ya genç Serdar sayısı. Aziz oynardı yani. <laughs> Serdar Aziz iyi de İsmail Kartal'la iyi de bir sezon geçirdi. Evet evet. Yani gelecek olan teknik direktör ama her zaman böyle ha, geçir, geçir ki. yani Serdar Aziz'in bir sezonunu, bir sezonunu, bir maçı, bir diğer maçı olabilir yani ama stoper için işte 3 yıl yani. 35 kaç 36 mı olacak yani 3 yıl ya 3 yıllık 35. sözleşme diye 3 yılı tamamlamak zorunda değil ki seneye başarısız olursa bir şekilde yollara ayrılıyor biliyorsun yani <laughs> bir kimse <laughs> o sözleşme sadık kalmıyor. E, stoper alıyorsunuz, yabancı getiriyorsunuz. İşte Lemos geldi e, Fenerbahçe'ye, gitti. Aa, doğru, Gelecek bu arada var. ama herhalde gidecek. İşte da eşliyoruz. Da ama yine değil Serdar ya. Aziz kullanılıyor yani. Şimdi, yani. E, kim Minje'ye bakıp Serdar Aziz'e baktıktan sonra e, hani Zalai bile demiyorum. Tisselant biraz sırıtıyor. Zalai de bir anda böyle bir geriye geride atılmaya başlandı. Ya satmayı düşün, belki de satılır belli olmaz, e, satabilirler. Zala ile kimden birisi kesin satılıyor? Kimi satmazlar, Zala'yı satarlar diye düşünüyorum. Ben çünkü şampiyon oynayacaksan e, böyle içeride yani Süper süperlikte bir takıma gider mi Zala? Ya Zala ile şey kimle ilgili olarak burada yayın yaparken bir e, hep söylüyorum. Bana o zaman yazmışlardı. Bu e, Avrupa futbolunu takip eden bir arkadaşım kim diye bir oyuncu var, çok uygun şartlarda transfer edilebilir diye. Ee, o dönemde 2019'da İki, e, neredeyse 3 yıl oluyor. E, acayip takip edenler var böyle futbolcuları bulanlar. Mahmut Alpaslan gibi. Onu da kulağını çınlatalım. Hı hı. Onun da e, ajandasında çok değerli. Evet, evet. E, Türkiye'de çok başarılı olacak, maliyeti düşük oyuncular var. Kadro mühendisliği o yüzden çok önemli. Yani eee Ersun Yalçını unutmuyorum Trabzonspor'a geldiğin ikinci döneminde Emanuel Mas ve Pereira'yı biz ee, bizzat görüşüp anlaştım demişti. Ee, Perera'yı tuttular uzun süre çok başarılı oldu. Emanuel Mas yarım sezondan sonra transfer olup gitmişti. İkisi de büyük oyunculardı. Yani e, müthiş e, kenar bekleri. Ee, bazen de teknik direktörler iyi futbolculara denk gelebiliyor. Tabii burada Jorge Jesus e, yani mutlaka Fenerbahçe'yi ve bizim ligimizi <laughs> analiz etmişti bu, bu süreçte görüşmelerde ya da yardımcıları mutlaka evet. e, takip etmişlerdir. Fenerbahçe hakkında, Lig hakkında, Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş hakkında bilgileri vardır. E, ama kadro mühendisliğini çok iyi yapacağını düşünüyorum. Çok fark yaratan oyuncular getirebileceğini düşünüyorum. Yani e, Jorge Jesus'u şundan isterim. Medya olarak da çok e, isterim. Çok malzeme çıkarır. Kenardaki duruşu. Yani e, <laughs> Fenerbahçe kötü oynas oynadığı bir maçta Jorge Jesus 90 dakika izleyebiliriz. Duruşunu, hareketlerini, e, takıma verdiği enerjiyi. Bunlar çok önemli. Yani Fenerbahçe büyük düşünüyorsa, şampiyonluklar, kupalar elde edip e, aldığı oyuncuları bir alıp üçe satmak, beşe satmak istiyorsa e, bu tarz hocalara ihtiyacı var. Sadece Fenerbahçe'nin değil, dört büyüklerde e, hoca konusunda büyük düşünmek zorunda. Yani artık e, bu işin matematiği var. Abdullah Avcı bu işin matematiğiyle Trabzonspor'u şampiyon yaptı. E, Trabzonspor'un transfer politikasında Abdullah Avcı'dan önce e, başarıya aç, maliyeti düşük, geleceği olan oyuncuları transfer etmek vardı. E, ben de Abdullah Avcı geçen eee sezona başlarken yaz transfer döneminde eee Marek Hamšík gibi oyuncuları işte belli bir yaşa gelmiş oyuncuları transfer et, et, ettiğini görünce aramıştım hocayı. Neden transfer politikası bu şekilde oluyor hocam diye. Bu sene şampiyon olmak zorundayız. O yüzden tecrübeli oyunculara yöneldik. Biz şampiyon olacağız demişti. Bunu başardı ama bu işi gene de tecrübeli oyuncuların yanında bu işin matematiğiyle maç maç bakarak başarılı oldu. Çoğu maçta kötü oynamasına rağmen sonuç almayı bildi. <laughs> Ünal Karaman dönemini hatırlayın. Trabzonspor çok müthiş futbol oynuyordu. 3-0 öne geçtiği maçta 4-3 kaybedebiliyordu. 2-0 öne geçtiği maçı tutamıyordu. 2-2 bitirebiliyordu. Yani burada matematik, sistem, her şey çok önemli. Jorge Jesus da bu hocalardan biri. Yani gelirse derse ki ben iyi futboldan ziyade bu takımı bu şekilde şampiyon yaparım. Bunu başarır. Peki bir izleyici yorumuyla Serkan Korkmaz'a döneyim. Jesus Jetson'un yüzüne bakmamış bir teknik direktör. Fenerbahçe'de birçok oyuncuyla ters düşecektir. Serkan Korkmaz ne der? E, gerekçelerini bilmiyoruz ama çok güçlü bir orta sahası vardı benim ya or ki. Nerede oynayacak? O oyuncuların arasında bakmaması normal. Tabii canım herhalde ve yaz kampında sağ kanatta oynattı onu. Uzun süre gel git yaşadı Getson Fernandez konusunda. En sonunda kiraya verme konusunda bir düşüncesi olmuştu. Hatta Galatasaray'ı beklemişti. Sonra tekrar geri adım attı. En sonunda Beşiktaş Getson Fernandez'i bir şekilde kaptı ama Dediğimiz gibi kadroda çok geniş bir kadrosu vardı. Orta sahada oyuncu bolluğu vardı. Yani Getson Fernandez yedeğin yedeği olacak durumda olmasına rağmen üzerinde çok durdu. 107 dakika süre almış. Evet yani çok az süre aldığını biliyoruz. Ama Getson'un tek sorunu performans değildi. Hmm. Onu da biliyoruz. Yani teknik heyetle ve kulüple bir takım başka problemleri vardı. Ama gördüğümüz Getson süperlik seviyesinin çok üstünde. Hmm. Sıra dışı ve çok iyi bir orta saha. Şunu da söyleyelim. Jorge Jesus bu spor ajansına çıkan sorulardan biriydi. Benfica'da elde ettiği puan ortalaması sorulmuştu. 2.64. Yani 3'e yakın bir puan ort. 2.46 idi yanılmıyorsam. 64 değil de. 2.46 puan ortalaması tutturmuş. Bizim ligimizdeki şampiyonluk 2.3 civarı. Yani ligimizin üzerinde bir puan ortalamasıyla şampiyon yapmış. O yüzden hani kendi kadrosunu kurarsa geldiği sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Ama yani sıfırdan da bir kadro kurmayacak yani eldeki... O ama o dönemde Benfica'da 80 milyon euro harcayıp e, kurduğu kadroyla şampiyon olup sonra da o oyunculardan çok büyük paralar kazanmışlardı. Sonra Benfica'yı Porto takip etti. Orada işte Portekiz'de az önce dediğimiz gibi büyük menajerler ortaya çıktı. Brezilya'dan sonra en çok futbolcu pazarlayan e, lig olarak e, ön plana çıkan bir lig haline geldi. Portekiz Ligi. Jorge Jesus'lu dönemde. E, yani bunun mutlaka finansmanı e, projeleri, sunumları yapılmıştır ki Fenerbahçe e, Löv'ü bir anda kenara bırakıp Jorge Jesus'u yöneldi. Şimdi tabii Fenerbahçelileri de heyecanlandıran bir şey daha. isimle birlikte yapacağı transferler getireceği oyuncular onu söylüyorlar. E Seferovic tabii onun ee, muhtemelen çok isteyeceği bir golcü evet, yani evet. Şimdi gündemimiz belli Fenerbahçe'de teknik adam kim olacak Büyük ihtimalle değil Bence neredeyse kesin Artık Jorge Jesus Ki Lovic'in de böyle diyordum evet. Hani Onu da söyleyeyim hani ben... Sayın Ali Koç'un bir anda hani Bir anda ne yapacağı da belli olmaz Pereira'nın gelişini hatırlayalım ee, Fenerbahçe taraftarı belki endişeleniyor Şu an bizi izleyen ama Ben yönetim biraz daha bu süreci Şeffaf yönetmeli diyorum e, Jorge Jesus oldu diyelim. Fenerbahçe taraftarının bir başka büyük merakı var. Golcü kim olacak? Şimdi e, ben Jorge Jesus'un transfer listesini e, portakizmasında söylüyorum şimdi. E, foto maçta da yaptık e, bunu. Dört oyuncu istemiş. De La Cruz, River Plate'de orta saha oyuncusu. Seferovic zaten hep çıkıyordu. Benfica'da evet. Santrifor'u. Andre Franco, Estoril'le oynuyor. On numara. Gabigol. Gabigol. Flamengo'da. O da Santrifor. Forvet onu da söyleyeyim. Yani bu oyuncuları istiyor. Tabii maliyetli oyuncular ama e, ilk... E, yani Bir de dört, satış dört yaparsa isim, Fenerbahçe. Dört isim üzerinde duruluyor. E, önümüzdeki günlerde tabii yani bu dört ismin üzerine yeni isimler de mutlaka eklenecektir. B planı, C planı hepsi vardır hocanın listesinde. En az 50 kişilik. Ajandası çok, e, o konuda merak etmesin. Geniş. Fenerbahçe e, taraftarı hor e, gecesi nokta atışı transferleri mutlaka yapar. Ama Fenerbahçe kulübünden de iyi bir bütçe ister. Ya şöyle düşünsünler. bugüne kadar Ali Koç 10 ya da 11 hocayla çalıştı. 60'tan fazla transfer yaptı. Şimdi sil baştan doğru bir hocayla doğru işler yapıyor 5. yılına girerken, 5. sezonunda. burada başarı gelecektir. Burada başarı gelecektir. yani mutlaka Fenerbahçe şampiyon olacak ama dediğimiz gibi e, Jorge Jesus olursa, onun istediği transferler yapılırsa ki gittiği e, takımlarda hep bunu elde etti. Başarılı oldu, şampiyon eee. oldu. Yani diyeceksin ki Ali Koç da şöyle bir laf kullanmıştı. Bu Jorge Jesus e, gündeme gelmeden e, bundan iki ay önce, lig bitmeden daha. E, hiçbir takım, büyük takım hani dört büyükleri kastedip öyle pahalı transferler yapacak e, durumda değil artık o dönemler geçti demişti. Şimdi harcama limitleri açıklanacak ama bunları Galatasaray'ın geçen yıl yaptığı gibi Çıkıldağ'da Morutsan'da olduğu gibi 5 milyon 10 milyon euroluk transferleri 5 yıla taksitler haline yayıp anlatabilirsin onu.